Değerli izleyiciler, bugünkü arayışta Rus belgeleri ışığında Ermeni sorununu ve özellikle de Rusya'nın uluslararası güç mücadelesi çerçevesinde Osmanlı Ermenileri üzerinde yürüttüğü politikaları ele alacağız. Konuklarımızı sizlere tanıtmazdan önce size elektronik mail adresimizi, elektronik posta adresimizi bir kez daha vermek istiyorum. arayis@trt.net.tr. Evet, bugünkü programımız konusu çerçevesinde iki değerli konuğumuz stüdyomuzda bulunuyor. İlk konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Saray. Kendisi Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ve diğer değerli konuğumuz Profesör Doktor Aygün Attar, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı. Sayın hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bir süredir biz Ermeni konusunda arayış olarak arayışlarımıza devam ediyoruz ve bu konuda özellikle belgeler üzerinde gerek Alman gerek İngiliz belgeleri ve gerekse Ermenilerin kendilerinin hazırlamış olduğu belgeleri uzun zamandır burada tartışıyoruz. Bugünkü programımızda da akışta da belirttik. Rus belgeleri çerçevesinde bu Ermeni sorununu ele alalım diyoruz. Fakat öncelikle Ermenilerle Rusya arasındaki işbirliğinin şöyle kısaca da olsa bir tarihçesine göz atalım hocam diyoruz. Tabii. İlişkiler hangi dönemde ve nasıl başladı ve nasıl devam etti hocam? Efendim, önce TRT bu konulara biraz gecikerek de olsa yer verdiği için ben burada yetkililere ve siz programı hazırlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye'de maalesef Rus tarihi bilinmez. Rus tarihi bilinmediği için Rusya'nın güney siyaset de bilinmez. Rusların 1552'de Kazan'ı almalarıyla Orta Asya'ya açıldıkları konunun uzmanları tarafından ifade edilir. 1556'da Asrahan şehri Hazar'ın kuzeyinde alındıktan sonra bu sefer de Kafkasya'ya kapılarının açıldığı ifade edilir. Bunu biz en iyi şekilde Rusların Büyük Petru diye bilinen hükümdarları zamanında görüyoruz. Bu zat Balkanlara inmek istemiştir. Başarılı olamamış. Prut şeyinde durdurulmuştur harbiyle Balkanlarda. Bu namı diğer Deli Petro değil mi? Deli Petro olarak bilinen Büyük Petro'dur. Büyük adam olduğu için Büyük Petro adını koyuyorum ben. Söylüyorum. Ve maksadı Kafkasların ve Orta Asya'nın bu zatın maksadı zenginliklerine ulaşmaktır. Ha bunun için de bir fırsat ortaya çıkar. Kendisine yardımcı olan Moskova Ortodoks Kilisesi Patriği Dostifis'in telkiniyle Kafkaslardaki Hristiyan topluluklara ulaşın hükümdarım der, çarım der. Ve onun tavsiyesiyle bir elçi gönderir. Bu elçisi Artem Petrovich Volosovski İran'a kadar gelir. Hangi bölgeyi tarihler hocam eder. Bu 1715'lerdir. Bizim Prut Harbi'nden sonra gelişen olaylar. Ve burada bölgeyi tanır. Gerçekten Ermeniler ve Hristiyan, Ermeni ve Gürcülerle ilişkilerde bulunur. Ve hemen dönüp Çar'a bilgi verir. Bunun üzerine Çar bu arada muhtelif ülkeleri ziyaret eden bir Ermeni papazıyla karşılaşır. Onun adı da İsrail Ori'dir. Bu zat bir din adamı. 1683 yılında Viyana önlerinde Türklerin bozguna uğraması ile Hristiyan dünyası bir ayaklanmaya, harekete yani bir heyecana kapılınca bundan istifade edip Kafkaslardaki Hristiyanlara dayalı bir krallık, müstakil krallık kurusun ister. Ve bunun için de Moskova'dan yardım ister. Çar Petro bu zatı dinler, gönderdiği elçinin verdiği bilgileri dinler ve birdenbire 1723 yılında Kafkaslardan ordusuyla inip bugünkü Azerbaycan'a gelir.
Rus ordularının Azerbaycan'a girmesi üzerine Osmanlı Devleti harekete geçer ve tazyikle Petro'nun geri çekilmesini sağlar. Ama bu arada Ruslar Gürcü ve Ermeni iş adamlarıyla birlikte din adamlarıyla da iyi bir diyaloğa girerler. Enteresandır. Bu kişilere dayanarak Rusya sizlere de yardım edeceğiz, ticaret yapacağız, çocuklarınızı da Moskova'da ve Petersburg'da okutacağız. Böyle bir yola girilir. İkinci olay 1768 Türk-Rus harbinden sonra gelişir. İşte burada da Ermenilerin ruhani liderlerinden Katagügöz Argutyan önderliğinde Ermenistan'ın Osmanlı'dan ayrılarak Doğu Hristiyanların koruyucusu olarak gördükleri Rusya'nın idaresine girmesi için harekete geçer ve der ki Rus çarına, Rusya ile İslam komşuları arasında, yani Osmanlı Devleti ile İran arasında bir duvar devlet olarak Ararat Krallığı'nı kuralım der. Onun da bir ayrı bir düşüncesi var. 1799 kışında Rus başkenti Petersburg'da Ermeni bağımsızlığıyla ilgili toplantılar yapılır. Bu toplantıların sonunda Ruslar Argutyan ve Hovhannes Lazaryan adına iki Ermeni okulu kurmayı, bu okullarda yetişecek Ermeni gençleriyle gelecekte Ermenistan devletini kurmak için bu Ermeni din adamlarına söz verir. Olay bu şekilde gelişir. Evet, siz hazır Azerbaycan demişken hocam, aynı zamanda tabii Azerbaycan'dan da konuğumuz var. Sevgili Aygün Hanım, evet. Azerbaycan'a Rus ordularının işte bunun akabinde nasıl girdiğini evet, o anlatsın. Bir de Aygün Hanım'dan dinleyelim. Özellikle 1877-78 tarihte 93 harbi olarak bilinen tarihle birlikte, çünkü o da Ermenilerle Rusya arasındaki ilişkilerde hocamın getirdiği noktaya kadar baktığımızda önemli dönüm noktalarından birisi. Bir de sizden alalım. Ama onu izin verirseniz sevgili Mehmet, ben Aygün Hanım'a rica edeyim. Estağfurullah hocam. Ermeni Erivan bölgesinin şeyini anlatsın. Çünkü kopukluk olmasın sevgili izleyenlerimiz de onu öyle takip çok etsin. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Evet, Sayın Hocamızın da ifade ettikleri gibi Rusya bir politika, Güney Kafkasya ile ilgili bir farklı bir politika izlemeye başladı. Özellikle çok belirgin bir şekilde 1700'lü yıllardan itibaren bu politikanın bugünkü uzantısını da çok net bir şekilde görmekteyiz. Bölgede uygulamış olduğu Rusya'nın bu politikasında en önemli yardımcıları konumuna Ermeniler gelmiş durumdaydılar. Özellikle 1728 Türkmençay Anlaşması. Evet, 1828 Türkmençay Anlaşması. Şimdi ben o kısmı anlatmak istiyorum zaten. 1828 Türkmençay Anlaşması'nın doğduğu ortamı yaratan önemli olaylara baktığımız zaman burada Rusya'nın çok ünlü İran seferinin yapıldığı dönemi göz ardı etmemek gerekiyor. Ve bu sefer Rusya tarafından yapılan, icra edilen coğrafyaya bu sefer çok önemli beraberinde bir kaç bugün de bizim uğraşmak zorunda kaldığımız problemi de beraberinde getirmiş oldu. Bunlardan birisi Rusya bölgeye geldiği zaman bölgede yaşayan Ermeniler tarafından, özellikle burada Ermeni kilisesinin çok aktif bir faaliyeti olmuştur. Ermeniler tarafından çok sıcak bir karşılama merasimine tabi tutuldu. Evet, eski Türk tarihinde biliyorsunuz Karakil kilise olarak geçer bu coğrafya, bu bölge. Ermeniler için çok mukaddes bir coğrafya olarak hesap edilen Eçmiadzin kilisesi. Sadece bu kilise değil yalnız. İran coğrafyasında, Anadolu coğrafyasında yaşamakta olan Ermeniler ve bu Ermenilerin ibadet ettikleri tüm kiliselerde çok aktif bir propaganda malzemesi oluştu. Ve Rusya'nın bölgeye resmi bir şekilde düzenlemiş olduğu, önce siyasi daha sonra da askeri bu sefer sonrasında Rusya ile Ermeniler arasında ilişkilerin sıcak bir zemin oluşturduğunu görmekteyiz. Ve bu ilişkiler kapsamında Rusya ciddi bir potansiyel fark etti.
ireriye yönelik bölge ile ilgili, coğrafya ile ilgili zaten biliyorsunuz Rusya'nın sıcak denizlere inme siyaseti söz konusudur dış politikasının en ümde görevlerinden birisi olarak. Ki bu dönemde de Osmanlı İmparatorluğu hasta adamdır. Hasta adamdır. Ve üzerinde hastalığı, bir paylaşım mücadelesi vardır. İngiltere'nin bir şekilde ortadadır. Bunu fırsat bilerek Rusya bölgede Ermeni faktörünü kullanma için farklı yöntemler uyguladı. İlkin olarak burada dini öne çıkarmaya çalıştı. Bunun için kilise faaliyetlerine yön verdi ve hatta o dönem itibariyle Sankt Petersburg'da çok sayıda İnciller basıldı. Ve ilginçtir ki hocam da çok iyi hatırlayacaklardır. Anadolu'da yaşayan Ermenilerin Ermenice konuştuklarını göz önünde bulundurarak 20 bine yakın İncil'i Ermenice basarak bu coğrafyaya gönderdi Rusya devleti. Ve hocamın söylemiş olduğu İrevan'la ilgili, yani Revan Hanlığı ile ilgili en kadim, en eski Türk yurdu olan bu coğrafyayla ilgili de aynı zamanda Rusya bir taşla İki kuş vurma politikasını izlemiştir. Bir taraftan bölgeye çoktan arzuladığı bu bölgenin sahibi olabilmek için askeri bir hamle yapmıştır. O bir taraftan da bu bölgenin ileride bir Ermenistan yaratılabilmesi için en önemli jeopolitik konumda bir coğrafya olduğunu da müeyyen etmiştir. Az önce hocam konuşmasında gerek tüccarların gerekse askerlerin defaatle Rus çarına raporlar gönderdiklerini tabii. Mektuplar gönderdiklerinin altını çizdi. Evet. Burada tabii Mayevski ismi özellikle... İzin verirseniz oraya gelmeden evvel bir olay var. Çar 1. Nikola 19. asrın ilk çeyreğin yani ilk yarısında diyeceğim başta bulunan bir hükümdardır. Fevkalade enteresan bir uygulamaya başlar. Der ki mesela Müslümanlarla Hristiyanlar arasını açalım. Daha önce Rusya'ya 1700 Rusça'ya 1722'de 1790 yılında Kur'an'ın tercümesini yaptırır. Ve Kur'an'ı öyle bir şekilde İslam dinini yanlışlıklarla affedersin alaycı sözlerle anlatır ve der ki Hristiyanlara bakınız biz bu Müslümanlarla boğuşacağız. Bunların hakkından gelmeniz lazım. Yani tarihte zannederim dini bu kadar çirkin yollara yani alet ederek çirkin siyasete sokan ender devlet adamlar vardır. Ve bu maksadında da hasıl olmuş devamlı Osmanlı Türkiye'sindeki gayrimüslimlere ve Balkanlarda ve Rusya'da bu işlenmeye çalışılmıştır. Bunun da neticeleri maalesef aleyhimize tecelli eder. Evet, aynı zamanda etnik münakaşalar doğurmuştur bunun evet. Neticeleri. Zaten arzu edilen sonuç da oydu. Bir nevi başarılı keşif olmuştur. Rolü oynayan bu askerler evet. Ve tüccarlar da aynı zamanda kendi başkentlerini ve çarlarını devamlı bilgilendiriyorlar. Evet. Burada az önce Rusya'nın Ermeniler konusunda hamilik rolü oynamasında önemli isimlerden ve Rusya açısından söylüyorum Rusya'ya ben, önemli emeği geçmiş olan isimlerden birisi de Mayevski. Sevgili Seyfettin ben izin verseniz Aygün Hanım'ın o gireceği çok önemli o konuya gelmeden evvel bir hususu daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi 1828-29'da bilirsiniz Rusya'nın İngiltere'nin Fransa'nın baskısıyla Rum'a istiklal verilmiştir yani Yunanlı'ya. Evet. O Yunanlı ki o Rum ki onunla Ermeniler Osmanlı Türkiye'sinin tabiri caizse balını kaymağını yiyen insanlardı. Osmanlı Türkiye'sinin ticareti ellerindeydi. İç dış ticareti. Bakıyorlar ki ezeli rakipleri ticarette, işte, güçte devlet sahibi olmuşlar. Biz de olalım. Ve arkasından tabii Rusya oradaki şeyi bırak işi hallettikten sonra Doğu'ca bize 1828-29 harbini ilan eder. Hiçbir sebep yokken. İşte bunun neticesinde İran'dan alınan topraklarla birlikte bir Azerbaycan ülkesi toprağı olan Revan Hanlığı'nı işte oraya Türkiye'den ve İran'dan zorla göçürttüğü İşte gerçek tehcir veya şey ilk evet. Defa o zaman ortaya çıkar. Bunlarla bir küçük Ermeni vilayeti oluşturur. Ve orayı basamak olarak kullanır.
Ve ondan sonra olaylar çok hızlı bir şekilde gelişir. Hoca Hanım'ın o güzel konusuna bunu ilave edebiliriz. Tabii. Evet, buyurun. Mayevski ile ilgili herhalde bir şey soruyordunuz siz. Önce seyircilerimiz açısından da bir aydınlatalım. Mayevski kimdir? Ve bu arada sadece Mayevski değil. Mayevski var. Mayevski ile beraber söylediğiniz gibi tüccarlar da var. Yalnız Mayevski bir askerdir biliyorsunuz. 1890'lı yıllarda Doğu Anadolu kentleri Van ve Erzurum'da. Bu bizim açımızdan son derece önemli Türk tarihi açısından. Ne için? Çünkü bir Rusya başkonsolosluğunu yapan bir diplomat, askeri kökenli bir diplomatın burada ismi geçiyor. Mayevski'nin raporu var. O dönem Anadolu'da var olan siyasi ortamı ve hocamın demin buyurdukları gibi Çarlık Rusyası'nın yürütmüş olduğu politika sonucunda aslında yüzyıllar boyunca Anadolu'da birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamış olan bu halkların birbiriyle ciddi bir şekilde münakaşa zemininde buluşmaları var. Ve burada Rusya'nın çok önemli bir rolü var. Başarılı olmuştur Rusya bu politikasında. Çok ilginçtir ki General Mayevski bölgede 6 yıl görev yapmıştır. Bu görev süresinde bölgeyi çok iyi bir şekilde inceleyebilmiştir. Ve Sankt Petersburg'a bir rapor göndermiştir. Bu rapor Sankt Petersburg Askeri Müzesi'nde hıfzedilmekle beraber, muhafaza edilmekle beraber çok az nüsha olarak çoğalmış ve önemli olan birçok Rusya'da siyasi kurumlara gönderilmiştir. Peki General Mayevski'nin raporunda bizim ilginç bulduğumuz veya bizim tarihimiz açısından önemli noktalar nedir? Her şeyden önce demin de söylediğim gibi Mayevski burada din adamlarının, Ermeni din adamlarının dolayısıyla Ermeni kilisesinin faaliyetine yer vermektedir. Ve kilise okullarda yürütülen kışkırtıcı faaliyetler özellikle üzerinde durmaktadır. Ermeni din adamları diyor ki din eğitiminden daha fazla, daha ziyade hemen hemen din eğitimini vermiyorlar. Buna karşılık milliyetçilik fikirlerini yayıyorlar. Ve bu normal bir milli kimliğe sahip olma düşüncesi değildir. Yüzyıllardan beri yapmaları gereken ilahi hizmet yerine Müslümanlara karşı dinsel düşmanlığı körükleyen bir propaganda ağı oluşturmuşlar diyor. Ve bunda da son derece başarılılar. Bunu General Mayevski söylüyor. Başkonsolostur ve son derece isabetli yorumlarda bulunmuştur burada. Daha sonra yaşanacak olayların da aynı şekilde bir çalışmasıdır bu rapor. Peki aynı burada zamanda. Peki burada Ermenilerin silahlanmasından bahsediyor mu Mayevski? Evet, Ermenilerin silahlanmasından bahsediyor. Çete hareketlerinden. Evet, ben hemen size söyleyeyim. Rapordan hatta örnekler verebilirim size. Tabii. Britanyalıların Ermenilere maddi destek verdiklerini söylüyor. Yani İngilizlerin. Evet, İngilizlerin. Ve şöyle bir cümle çok ilginçtir raporda yer alan. Ermeninin kanı Van samanından daha ucuza satın alınabiliyor diyor İngilizler. Bunu açıkça ilan ediyorlar diyor. Ve Rusya'dan, İran'dan terörist Ermenilerin bölgeye geldiklerini, katliamlar düzenlemek üzere Doğu Anadolu'da faaliyet gösterdiklerini söylüyor. Mayevski bununla söylüyor. Bunlara Mayevski söylüyor. Aynen birebir cümleleridir. 1890 yıl Eylül ayı sonralarına doğru diyerek takvim veriyor. Sankt Petersburg Üniversitesi'nde öğrenci olan Sarkis Gogonyan'ın başkanlığında diyor bir çete oluşturulmuş durumdaydı. Yani Ermeni terörü 1. Dünya Savaşı'ndan çok daha öncesinde başlamış vaziyette. Şimdi Ermeni terörünü 1. Dünya Savaşı'na 1915 yıllarına getirsek bu son derece yanlış olur. Zaten 1896 senesinde Osmanlı hocam bankasına saldırı düzenlemediler mi? Evet. Dolayısıyla 1915 senesi dediğiniz zaman bu çok uzun bir zaman yapılmış olan masum Müslüman Türklere karşı yapılmış olan terörü bir nevi unutma anlamını taşımaktadır. Onun için Ermeni terörünün mazisi çok daha eskilere peki, dayanmaktadır. Peki o zaman hazır 1. Dünya Savaşı'na gelmişken hocama dönelim. Evet. Evet hocam, burada kuşkusuz 1. Dünya Savaşı Ermeni sorunu açısından da bir dönüm noktası. Özellikle bu dönemde İngiltere'nin ve Fransa'nın yanı sıra Rusya'nın da Ermenileri bölgeye düzenledikleri askeri seferlerde kullandıklarını, askeri amaçlarını, stratejilerini kullandıklarını görüyoruz. Arzu ederseniz biraz da konuyu 1. Dünya Savaşı'na getirelim. Savaşı'na getirelim ama Aygün Hanım'ın söylediği bu güzel sözlere birkaç cümle ilave etmek istiyorum. Şimdi Rusların desteğiyle Tiflis'te kurulan bir Taşnak Partisi vardır. Ondan sonra İsviçre'de kurulan
Hınçak vardır. Taşnak tamamen Ruslarla işbirliği halindedir. Bu teşkilat terörle şey yapalım. Neyi örnek alır? Bulgar ve Sırp teröristlerini, çetelerini örnek alır. Biz de vurdu kırdıyla Osmanlı'dan toprak alalım, devlet kuralım. Bunlar peki nerede yetiştiriliyor hocam? Ha işte bunlar, Aygün Hanım biraz sonra gelecek o konuya, güzel bilgi verecek biliyorum. Ben ona girmek istemiyorum. Bu Kafkaslardaki Rus ordusunda önce daha benim başlangıçta söylediğim okullarda yetişen gençlerin bir kısmı Rus ordusunda asker olarak bulunduruluyor. Rusya'daki okullarda mı yetişiyor? Tabii. Ve bunlar Rus ordusunda öncü birlikler olarak, bir de bu Amerikalı dostlarımızın, yani sözün gelişi söylüyorum, Amerikan misyoner teşkilatının %90'a yakın Ermeni ve Rum Süryani çocuğu okuttuğu misyoner okullarında yetişen gençlere de el atar Ruslar. Onları da Türkiye içinde işte bu Taşnak ve Hıncak partilerine destek vermek için onları da organize eder. Fevkalade planlı, programlı bir taarruzun altındadır Osmanlı Devleti. Ve işin enteresan tarafı 1894'te, 95'te, 96'da bu teşkilatların Doğu Anadolu bölgesinde yarattığı terörler, devlet müdahale edemez doğru dürüst. Bunların bir kısmını Rus Büyükelçisi'nin önderliğinde İngiliz ve Fransız Büyükelçileri hükümete gider, Osmanlı hükümetine. Bunları serbest bıraktırır. İşte serbest bıraktırdığı gruplardan birisi de Osmanlı. Bunları, çeteleri desteklemek için nümayiş yapan ve Osmanlı Bankası'nı İstanbul'un göbeğinde işgal eden grup gelir. Şimdi bu olay hemen Birinci Dünya Harbi'ne gelir. Şimdi olay nasıl patladı burada? Türkiye'nin harbe girdiği öğrenince haberini, ki Ruslar daha önce İngilizler ve Fransızlarla Türkiye'yi paylaşmışlar. Ermenilere nereyi verecekler, Rumlara nereyi verecekler, kendileri nereleri alacaklar? Bütün bunları kararlaştırmışlardı. Hatta son anda İtalyanlar der ki bize bir yer vermeyecek misiniz? Onlara da bir pay ayırırlar. İşte bu dönemde bizim başımıza Birinci Dünya Harbi'nin hemen öncesinde maalesef İttihat Terakki Partisi'nin subaylarımızı siyasete sokması konusu gelir. Bunu bir iki cümleyle izah edeyim izin verirseniz. Çünkü tarihimizin çok önemli konularından birisidir. Atatürk subayların ordunun siyasete girmesini istememiştir. Onun için İttihat Terakki'den ayrılır. Ve Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra subaylar, tabi ekibiyle birlikte Sultan Abdülhamit tasfiye edildiği için devleti yürütmek, işleri yapmak için askerler idareye girer. Ve bu komutanlar, subaylar orduyu eğitemediği için Türk tarihinin en acı yenilgilerinden birisini biz Balkan Harplerinde tattık. İşte bu hem Ruslara hem de Ermenilere büyük bir cesaret verir. Ve bu cesaretle de hocam biz Rusların özellikle Ermenilerle ilgili olarak bir ıslahat programını Osmanlı'ya kabul ettirdiğini görüyoruz. Evet. Fakat bu ıslahatla birlikte yine Rus arşiv belgelerinde Ermenisiz bir Ermenistan yaratma fikrinin yattığını görüyoruz. Çok doğru. Arzu ederseniz Aygün Hanım'dan Rus belgelerine dayanarak bu Ermenisiz bir Ermenistan yaratma düşüncesini de alalım. Hay hay. Alalım. Yalnız Ermenisiz Ermenistan'dan daha önce müsaadeniz olursa, çünkü oraya gelebilmemiz için o zaman baş vermiş olan olayları çok aydın bir şekilde inceleyebilmemiz için bunun bir öncesi var. Ama demin bir soru da sormuştunuz. Süremiz... Evet. Demin bir soru da sormuştunuz. O soru da cevapsız kalmasın aynı zamanda. Ermenilerin eğitilmesiyle ilgili. Ermenilerin eğitilmesiyle ilgili o dönemde demin söylemiş olduğumuz, isterse Mayevski, isterse Ümumi Harpte Kafkas Cephesi adlı
adlı əsərin müəllifi olan önəmli bir bilgidir bizim üçün, Maslovski. Bunlar ermənilərin nasıl eğitildiyinə dair də çox önəmli bilgilər verməkdədirlər. Hocamızın da söylədiyi gibi Rus əskəri birlikləri var burada. Yalnız sadəcə Rus əskəri birlikləri deyil. Osmanlı son dönəmində zayıf olduğu bir dönəmi fırsat bilən digər devlətlərdə, Avropa devlətləri də Anadolu'da tabiri caizdirsə cirit atmaqdadırlar. Və dolayısıyla misyoner fəaliyyətlərinin ən ciddi şəkildə yoğunlaşdığı bir dönəmi konuşuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiqlal Savaşında vermiş olduğu, ifadə etmiş olduğu bir rakam var. Muazzam bir rakam və insanı hayrətə düşürən bir rakam. Çox sayda, bindən fazla okul fəaliyyət göstəriyor, misyoner okulları fəaliyyət göstəriyor. Askeri olarak profesyonel askerler yetirmekle beraber aynı zamanda beynin yıkanması çok önemlidir. Hayal ürünü olan denizden denize bir Ermenistan, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar olan bir Ermenistan ideolojisine kendisini inandırmış olan, aslında bu yanlış anlamasın, təkkir anlamında da bunu söylemiyorum, hasta ruhun ürünü olan büyük Ermenistan projesi için insanlar yapmayacakları, yani bu topraklarda yaşayan, aslında daha önce masum bir şekilde yaşayan insanların yapmayacakları şeyler yoktu. Bu arada sizin söylemiş olduğunuz Rusya'nın Osmanlı'ya emirvaki bir şekilde Ermenilerle ilgili islahat yapılmasına dair vermiş olduğu fermana baktığımız zaman zaten Rusya'nın Osmanlı'ya karşı uygulamış olduğu ilk Ermenilerle ilgili Osmanlı'nın taviziyle sonuçlanacak bir yatırım değildir. Peki bu islahat programıyla bunun, nelere hedefliyor Rusya? Bunun öncesi Rusya islahat programı ile Küçük Kaynarca ve Karlofça antlaşmaları ile Osmanlı'dan koparabilmiş olduğu, Osmanlı'nın vermiş olduğu taviz dairesini daha da genişlendirmek. Elini kolunu sallayarak çok rahat bir şekilde Osmanlı sanki formalite bir devlettir gibi Osmanlı'nı böyle bir devlet olarak kullanabilmek ve Anadolu'da, Doğu Anadolu'da daha sonralar bu bugün Rusya'nın bulunmuş olduğu noktada stratejik konumlanmasına hizmet edecek bir Ermenistan'ın yaratılması. Bu noktada söylemiş olduğumuz fikir kendisini bulacaktır zaten. Aslında Rusya'nın istediği Ermeni halkının geleceği ve refahı için bir Ermenistan değil, hatta Ermenisiz Ermenistan diyebileceğimiz, fakat Rusya'nın ileride bölgede stratejik çıkar ve manfaatlarına hizmet edecek, sembolik de olsa bir Ermenistan devletinin varoluşunu temin etmektir. Yani burada istediği. Ermenileri kandırmak mı istiyordu? Bir, çok doğru. Çok doğru. Hocam, tamamen ki, tamamen o hedefe yönelik bir ilerlemedir bu. Şimdi burada ben kıymetli izleyenlerimizin bir olaya da dikkatlerini çekmek istiyorum. Buyurun hocam. Seyfettin Bey. Şimdi olaylar başlar ve ya daha doğrusu harp başlar. Başlamadan önce de Ermeniler bir toplantı yapar İstanbul'da. Ne yapalım? Harp başlıyor, ne yapalım? Bu toplantıyı haber alır Osmanlı Devleti. Der ki, bakınız daha önce 1890'lı yıllarda böyle böyle olaylara sebep oldunuz. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Çünkü daha önce Ermeni nizam, milleti nizamnamesi diye bir nizamname neşretti Osmanlı Devleti. Devlet içinde devlet haline gelmişti Ermeniler. Evet. O rahatlığı bırakıp teröre girdiler. Bakınız dedi devlet ricali, siz bunu yaptınız, bu doğru değil. Bu vatan hepimizin. Bu harpte Rus veya İngiliz, Fransız tarafına girmeyin ve terör de yaratmayın. Önce evet dediler. Arkasından bunlar hemen karar aldılar aralarında. Bakınız Rus ordusu huduttan ilerler ve Osmanlı askeri geri çekilir ise her tarafta birden eldeki bütün vasıtalarla ayaklanılacak. Bu toplantıda alınan Tuncak Partisi önündeki karar bu. Osmanlı ordusu iki ateş arasında bırakılacak. Devlet kurumları ve binaları bombalarla havaya uçurulacak, yakılacak. Hükümet kuvveti içeride meşgul edilecek, levazım kolları vurulacak. Şayet Osmanlı ordusu ilerler ise Ermeni askerleri, Osmanlı birliklerinden ayrılacak bir kısım Ermeni vatandaşlarımız da silah altına alınmıştı. Derhal bunlar diyor Rusya'ya katılacak ve kıtalarından firar ederek çeteler oluşturacak. Osmanlı Devleti'nin arkasından darbeler vuracak. Şimdi böyle bir durumda
Ne yapar devlet? Bunu hemen fiiliyata sokuyorlar harfle birlikte. Sarıkamış faciası bilhassa onlara bu fırsatı veriyor. Ordunun arkasında boşlukları gördükçe buna yükleniyorlar. Burada izin verirseniz ben Atatürk'ümün şu sözlerini burada aktarmak istiyorum. Bir Amerikalı gazeteciye şu açıklamayı yaparken diyor ki, Ermenilerin tehciriyle ilgili diyor, konu şudur diyor. Rus ordusu 1915'te bize karşı büyük taarruzunu başlattığı bir sırada, o zaman Çarlık'ın hizmetinde bulunan Taşnak Komitesi, askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni ahalisini isyan ettirmişti. Düşmanın sayı ve malzeme üstünlüğü karşısında çekilmeye mecbur kaldığımız için kendimizi daima iki ateş arasında kalmış gibi efendim görüyorduk. İkmal ve yaralı konvoylarımız acımasız bir şekilde katlediliyor. Gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu. Bu cinayetleri işleten, saflarına eli silah tutabilen bütün Ermenileri katan çeteler, silah, cephane ve iaşe ikmallerini bazı büyük devletlerin daha sulh zamanından itibaren kendilerine kapitülasyonların bahşettiği dokunulmazlıktan istifade ve bu maksada matuf olarak büyük stoklar husule getirmeye muvaffak oldukları Ermeni köylerinden yapıyorlardı diyor. İngilizlerin sulh zamanında ve harp sahasında uzak olarak İrlanda'ya reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri konusunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz diyor. Şu cümleyle bitiriyorum. Efendim, gerek umumi harp sırasında gerek mütarekeden sonra Ermeniler ve Rumlar tarafından Müslüman ahaliye o kadar diyor çok zulüm ve ölüm yapıldı ki diyor, bunu anlatmam çok uzun sürer. Brest-Litovsk muadesini akdini müteakip Rusların şark vilayetlerimizi tahliyeye başladıkları sırada Ermeni çetelerinin yapmış oldukları katliam ve tahribat kafi derecede herkesin malumudur diyor. Şimdi bunu ben şurada kıymetli dinleyenlerimize, izleyenlerimize şu bilgiyi arz etmek istiyorum. Bu devletin kurucu başkumandanı olan Atatürk'üm benim arkadaşlarıyla birlikte bu olayları yaşadı. Olaylar budur. Bazı profesör unvanını almış garip insanlar kalkıyor diyor ki Atatürk efendim bunlardan üzülmüş bu tehcirden. Atatürk elbette üzülür ama gerçekte budur. Türk halkı bu zorunlu her insanın harp halinde alması gereken tedbiri almıştır. Evet. Yani bunları göz ardı ederek bu konuları değişik mecralara çekmeye hiç kimsenin hakkı yok. Sayın hocamız Atatürk'ün Amerikalı bir gazeteciyle yaptığı konuşmasında özellikle Ermenilerin Doğu Anadolu'da Türklere karşı içerisinde bulundukları katliamlardan ve hatta soykırım girişimlerinden bahsetti. Tabi bu arada Aygün Hanım'la da biz özellikle bölgede görev yapan Rus subaylarının da hatıralarında ve aynı zamanda gönderdikleri telgraflarda bu tür katliamların olduğunu yayın öncesi konuşmamızda belirtmişti. Hatta yanılmıyorsam elinizde Rus arşiv belgelerine dayanan bazı çalışmalar da var. Hatta belgelerin fotokopileri evet. de var. Buyurun. Şimdi bir kere ben hocamın söylemiş olduğu o fikirlerin aynı anda Rusya'da karşı tarafta etkisini veya nasıl ortaklaşa bir projenin ürünü olduğunu belirtebilmem için Rus arşiv belgeleri ağırlıklı bir haldeki bir program yapıyoruz. O zaman Duma'da 23 Mayıs 1914 senesinde Sazanov'un yaptığı konuşmadan bir alıntı vermek istiyorum. Sazanov Çarlık Rusya'sında askeri aynı zamanda da siyasi
işleri yürütmekle hükümlü olan bir üst düzey görevlidir. Ve Sazanov şöyle der: Rusya Osmanlı sınırı içerisindeki Ermenilere kayıtsız kalamaz. Ermenileri aktif bir şekilde kullanmamız gerekiyor anlamını taşıyor bu. Her türlü idari haklarda sağlamamız gerekiyor, kültürel haklarda. Fakat burada herhangi bir kültürel hak sakladıklarını biz görmüyoruz Ermenilerin. Şimdi o dönemde Ermenilerin neler yaptığına dair sadece demin ben Mayevski'den örnek vermiştim ama bu tek Mayevski değil. Hatta ilginç buldum ben çünkü bir Ermeni keşişi olan Geremyans'ın çok önemli bir raporu var. Bu da Rusya siyasi tarih arşivinde yer alır ama Ermenilerle ilgili belgeler içerisinde yer almaz. Ayrıca bir belgenin içerisinden ben bunu bulmuştum. Burada Anadolu'da yaşanmış olan kırgınlar diye geçer. Aynen öyle, katliam. Yok etmeler. Burada Ermeni milliyetçilerin özellikle Rusya'dan Türkiye'ye gelmiş olan Ermenilerin çok rol aldığı söyleniliyor. Yani Ermenilerin Türklere yaptığı katliamları mı? Tabii ki mı? Ermenilerin Türkiye'ye ve ilginç buldum çünkü hani Ermeni kilisesi önemli rol oynar Türklere karşı kışkırtmada ama demek ki sağduyulu gerçek anlamda dini görevini yerine getirmekte olan bir Ermeni keşişidir. O belli oluyor yazdıklarından. Geremyans Rusya'dan Türkiye'ye gelen Ermenilerin töretmiş oldukları faaliyetleri söylüyor, terörü anlatıyor ve bununla beraber şöyle bir şey söylüyor aynı zamanda. Diyor ki Taşnaksun Partisi'nin faaliyetini özellikle çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. Rusya destekli bir parti. Rusya destekli bir parti, hocamızın demin ifade ettiği gibi çok radikal bir parti zaten. Hıncak da terör grubuna dönüştü daha sonra ama en azından Hıncak Partisi'nin hiç olmazsa kurulduğu zaman bir sosyal ideolojiyi de gündemine almış olan bir gruptu, bir partidi. Fakat ilginç bir şey var. İster Hıncak Partisi olsun, isterse de Taşnaksun Partisi olsun. Konu Ermeni manfaatı olduğu zaman siyasi görüşleri bir tarafa bırakarak birleşmesini biliyorlar. Ve burada Kafkas canişini olan Graf Vorontsov Daşkov'un da çok önemli bilgileri var. Rusya Federasyonu Devlet Tarih arşivinde ilgili arkadaşların da en azından nereden bulabilirler bu belgeyi? Bunun için fondunu böyle ben belirtmek istiyorum. 841 nolu fondda, 290 nolu işte ve 38. 49. Rusya Federasyonu Devlet Tarih Arşivi. Burada 841 nolu fonda Moskova'da evet Vorontsov Daşkov'un çok geniş bir raporu var. Ve bu raporda Vorontsov Daşkov Ermenilerin hem Anadolu'da, Doğu Anadolu'da hem de Kafkasya'da biliyorsunuz bu paralellik arz etmektedir bu faaliyetler. Yapmış oldukları faaliyeti çok ciddi bir şekilde analiz eder. İlginç bulduğum burada bir nokta var. Çünkü Vorontsov Daşkov aynı zamanda Ermeni yanlı siyaset yürütmektedir. Olan bir Kafkas canişinidir. Hatta Azerbaycan tarih kitaplarının belgelere dayalı olarak yazdıkları iddiaya göre de hanımı da Ermenidir. Buna rağmen artık olaylar öyle bir mecraya yol almış ki demin hocamın da ifade ettikleri gibi Rusya kendisi de bir yerde tıkanacaktır. İşin içerisinden çıkamayacaktır ve burada yine de Rus arşivinde çalışmış olan Türkiye'den akademisyen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız çok iyi bilecekler. O belgelerde sık sık bunu da görmemiz mümkündür. Rusya idarecileri, Çarlık idaresinin üst düzey görevlileri kendileri talimatlarında Ermenilerle ihtiyatlı davranılması gerekliliğini, Rusya'nın önemli noktalarına Ermeni göçlerine izin verilmemesinin altını çizerek ileride Rusya için de bir tehlike oluşturabileceklerini ortaya koyuyorlar. Bununla ilgili elinizde belgeler. Bu ilginçtir. Vorontsov Daşkov'un bu raporu bende mevcuttur. Bununla beraber o dönemde yapılmış olan ister Anadolu'da isterse de Kafkasya'da yapılmış olan bu katliamları yansıtan çok önemli raporlar, Rus albaylarının raporları var. Bu 300 küsür sayfalık zaten burada kaydetmişim bir rapordur. Ve toplam 36 ciltten oluşan 1918 senesinde Azerbaycan Milli Cumhuriyeti'nin isteği üzerine yaratılmış olan bir olağanüstü tehkikat komisyonu var. Bu komisyon Ermenilerin bu bölgede töretmiş oldukları terörü çok ciddi bir şekilde
araştırmıştır. Ve bu sadece şu anda Ermenilerin bizlere karşı ireli sürmüş oldukları, iddia ettikleri sözde Ermeni soykırımı gibi öyle hatıralara dayalı bir iddia da değildir. Burada çok net bir şekilde, bakınız, ben hatta arkadaşlardan rica edeyim, zahmet olmasa bu gösterilirse tabii, çok tabii iyi olur. Burada çok net bir şekilde olaya tanık olan, katliama tanık olan, olayın tanıklarının el yazısıyla tanık ifadelerine başvurulmuştur. Bunlar, yani bunlar subayları mı? Tabii ki. Bunların isimlerini de ben verebilirim. Subay Mikhailov, Subay Novatski, Subay Kuluge, bunların hepsi Ruslardır. Ve burada yazılan bu ifadelere, tanık ifadelerine göre hatta zaman aşımına kesinlikle uğraması diye bir şey söz konusu olamaz. Bununla ilgili Avrupa İnsan Haklarından tutunuz da uluslararası hukuku temsil eden kurumlara başvuruda bulunması gerekiyor. Bir an önce bunun yapılması gerekiyor. Çünkü yapılmış olan katliamın somut olarak tutanaklara geçmesi var burada. Evet. Ve bunlar artık hocam bir terörün ötesinde, bunlar ağır, çok ciddi bir şekilde bir cinayet. İnsanlığa karşı bir suçtur. Çok doğru. Şimdi Aygün Hanım'ın Rus belgelerine aksiden bu Ermeni katliamlarıyla ilgili bilgiler bizim Osmanlı arşivleri belgelerine de aksetmiştir. Benim kıymetli doçentim, Osmanlı arşivleri müdürü doçent doktor Mustafa Budak Bey, Osmanlı belgelerine göre Ermeni-Rus ilişkilerini hazırlıyor arşivde. Evet. Bu da oradan bir örnektir. Son aynı dönemde özellikle Türk Tarih Kurumu'yla Başbakanlık Devlet Arşivi'nin, Osmanlı Devlet Arşivi'nin çok yoğun ve güzel faaliyetlerine şahit oluyoruz. Evet. Evet. Ben bu vesileyle şunu da şey yapayım. Bu Ermeni kilisesi üzerinde çok durduk. Acaba bunu da gösterirler mi? Burada benim ikinci kıymetli doçentim Ali Arslan Bey'in Kutsal Ermeni Papalığı diye Ermeni kilisesinin bu işlerin içinde ne kadar olduğunu gösteren kitabıdır. Bu da çıktı. Evet, bu Eçmiyaz'ın kilisesi olarak bahsettiğimiz Karakilse. Evet, Karakilse dememiz daha doğru olacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki Revan toprakları, demin saygıdeğer hocamızın da buyurdukları gibi, Revan toprakları çok yakın tarihe kadar eski Türk topraklarıdır. Hoş, zaman zaman Osmanlı-Sefevi arasında el değiştirmiştir ama fark etmez. Sefevi de bir Türk devletidir tarihte. Orta Doğu'da kurulmuş olan bir Türk devleti. Zenginlik. Osmanlı'da. Evet. Yalnız hiçbir zaman Ermenilerin çoğunlukta yaşadığı bir coğrafya olmamıştır. Hatta Rus raporlarına yine de bakacak olursak, Rusların bölgeyle ilgili Kafkas canişinliğinin sunmuş olduğu rapora baktığınız zaman, Revan'da 1890'lı yıllar daha uzak bir tarihtir. İkinci Cihan Savaşı'na kadar olan süreç içerisinde bile her zaman Türk nüfusunun ağırlıkta olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve son olarak Revan hanlığı dediğimiz o hanlığın ve biliyorsunuz ki aynı zamanda da Türk kültürüne çok önemli isimler veren bir coğrafyadır Revan Hanlığı. Mesela bugün de mısraları Anadolu'da ağızdan ağıza geçerek son derece popüler olan Aşık Eleskerin doğmuş olduğu, büyümüş olduğu Göyçe Mahalı da Revan toprağının bir parçasıdır. Ve bu coğrafyadan son göç, mecburi göç, resmen o topraklardan, Türklerin o toprakların bağrından sökülüp atılması olayı 1987 senesinde yaşandı. 200 bin kişi evini, barkını, ocağını terk etmek zorunda bırakıldı. Evet. Bugün o topraklardan köç eden 1 milyondan fazla Azeri Türk'ü Azerbaycan'da ortada bir vaziyettedir. Evet. Bu Birinci Dünya Savaşı yıllarında önce Osmanlı ordusu içerisinde yer alıp daha sonra Rus ordusuna geçen Ermenilerin olduğunu bizzat yine bir Rus generalinden verdiği bilgilerden görüyoruz. Tabii. O konuyu biraz bize müsaadeniz olursa hocam, ben onu iki cümleyle ifade edeyim. Efendim, sizin söylemiş olduğunuz bu konu, bu rapor son derece önemli bir rapordur. Bu General Maslovski'nin kaleme aldığı Ümumi Harpte Kafkas Cephesi adını taşıyan bir rapordur. Ve bu rapora baktığımız zaman biz daha ilk
baştan itibaren, Birinci Cihan Savaşı'nın başladığı dönemden itibaren Türkiye'de Ermenilerden mürekkep olmak üzere 4 Ermeni taburunun təşkil edildiğini görüyoruz. Şimdi bu insanın kafasında hansı soruyu getiriyor beraberinde? Hangi soruyu siz sorabilirsiniz? Neden durup dururken 4 tabur çok çabuk bir şekilde askeri birlik olarak hazır bir vaziyete getirilebildi? Demek ki bunun bir altyapısı var. Ön hazırlıklar yapılmıştır ondan. Başlarına yine Türkiye'li Ermenilerden olan Amazap, Duro, Andranik ve Keri geldi. Bunlar bizim Anadolu halkının hafızasında çok derin yaralar bırakmış olan isimlerdir. Andranik, Doğu Anadolu'da insan aklının tahammül edemeyeceği derecede ağır katliamları gerçekleştirmiş olan bir Ermeni çetebaşıdır hocam, biliyorsunuz. Özellikle... Aygün Hanım orada soluk alsın sevgili Seyfettin. Ben şunu arz edeyim kıymetli dinleyenlerimize. Evet, izleyenlerimiz bizi dinliyorlar. Birinci Dünya Harbi sona ermeden Rusya'da Bolşevik ihtilali olur. Ve Bolşevik ihtilalini yapan hükümet ilgi harp halindeki hükümetlerle Brest-Litovsk antlaşmasını yapar. Kafkaslardaki Doğu Anadolu'ya kadar sarkmış olan Kafkaslardaki bu katliamlara, Ermenilerin katliamlarına göz yuman Rus ordusu, tekrar ediyorum, geri çekilir. Geri çekilirken silahlarını Ermenilere ve Gürcülere bırakır. Tarihin en acımasız katliamları işte bu dönemde yapılmıştır. Peki hocam... O hazırlanan Aygün Hanım'ın söylediği o birlikler, alaylar işte burada insan kesen makineler gibi hareket etmiştir. Bunun bugün... hesabı verilemiyor. İşin açıkçası şu ana kadar bunun katli sayısı da tespit edilemedi. Evet. O kadar çok silah bırakılmıştır ki Kazım Karabekir Paşa bu Ermeni katliamını durdurmak için şart cephesinde harekete geçtiğinde bir Ermeni'den elde edilen bilgiye göre silah depoları kazılmıştır. O kadar çok mühimmat, silah bulunmuştur ki Kazım Karabekir Paşa o silahları alıp Batı cephesinde Yunan şeyine sevk etmiştir. Daha bulunamayan silahlar, Ermenilerin elinde bulunan silahlar ta ki Kazım Paşa bunları Gümrü Anlaşması'nı zorlayana kadar bu olaylar devam eder. Tarihimizin, bakınız sadece o dönemde 80 bin kişi Nahçıvan'da Azeri Türk'ü gidiyor. Evet. Erzurum, Kars, diğer o bölgelerde evet, Azerbaycan yıldır. Topraklarında şu ana kadar insan sayısı rakam olarak verilemedi. Evet. Şimdi hocamla birlikte biz aslında Bolşevik Rusyası'na bir geçiş yaptık. Bolşevik Rusyası'yla birlikte Ermenilerle Ruslar arasındaki ilişkilerde bir değişiklik var mı yok mu? Özellikle de Bolşevik Rusya ile birlikte milli mücadele döneminde Türkiye ve Sovyetler Birliği arasındaki ilişkileri diğer bir akademisyen arkadaşımızdan alalım diyoruz. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak bulunan Sayın Mehmet Perinçek ile bir telefon görüşmemiz olacak. Alo. Alo. Sayın Perinçek. İyi akşamlar. Diğer hocalarıma da iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu arada bilemiyoruz dinleyebilme, izleyebilme imkanınız oldu mu? Ben ne yazık ki bir yolculuk sırasındayım. O yüzden şimdi telefon bazen bir 5 dakikasını dinleyebildim. Evet. Ondan öncesini ne yazık ki dinleyemedim. Peki o zaman sorumuzu duyabilmişsinizdir diye tahmin ediyorum ama ben yine kısa bir tekrar yapacağım. Rusların özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında Bolşevik ihtilali olana kadar Ermenilerle olan ilişkisini burada sayın hocalarımla görüştük. Fakat Bolşevik devrimi ve sonrasıyla ilgili olarak sizin çalışmalarınıza da rastladık. Evet. Bolşevik devrimi ve sonrası özellikle milli mücadele döneminde Ermenilerle olan bu ilişkilerde bir değişiklik var mı sayın Perinçek? Evet tabii tamamen bir değişiklik var. Çünkü zaten Çarlık Rusyası politikalarının tamamen zıttı bir politika izleniyor. Bu Sovyet arşiv belgelerine baktığımız zaman da aslında bu değişikliği net olarak görebiliyoruz. Ben Sovyet'te Rusya'da devlet arşivlerinde bu konu üzerine uzun süre çalışmalar yaptım.
gerçekten çok gizli gizli damgalarını taşıyan bu belgeler dışarıya yönelik bir propaganda amacını taşımamaktadır ve tamamen gerçekleri yansıtmaktadır. Bu belgelere baktığımız zaman bir defa Doğu Anadolu'da yaşanan olayların birer soykırım olmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu belgelerden yine ortaya çıkan bir gerçek, Doğu Anadolu'da yaşanan olayların bir mukatele, boğazlaşma olduğudur. Sovyet Devleti'nin en üst düzey yetkilileri bunu gerek telgraflarında gerek raporlarında ifade etmişlerdir. Bir boğazlaşma karşılıklı bir kırım olduğu yönündedir. Ve en önemlisi de bu kırım Batılı emperyalistler ve Çarlık Rusyası tarafından bizzat Osmanlı'yı paylaşmak ve Türkiye'yi güçsüz düşürmek üzere kışkırtıldı ve burada da taşnakların kullanıldığı ifade edilmektedir. Ve taşnaklara karşı da Türkiye'nin haklı savaş verdiği yine bu belgelerden ortaya çıkmaktadır. Yine Sovyet kaynaklarını gerek Sovyet tarihçileri gerek Sovyet belgelerini incelediğimizde ortaya çıkan diğer önemli bir mesele de taşnaklarla ilgili çizilen tablodur. Bu biliyorsunuz Ermeni olaylarında, Ermeni meselesinde taşnaklar başrolü oynamaktadırlar. Ve Sovyet devleti yetkilileri ve Sovyet tarihçileri taşnakların Batı'nın ve Çarlık Rusya'sının elinde birer silah olduğunu ifade etmektedirler. İkinci olarak taşnakların terörist ve komplocu bir grup olduğunu ifade etmektedirler. Ve bu temelde yine taşnakların, taşnak çetelerinin Transkafkasya'da, Doğu Anadolu'da Klikya olarak adlandırılan Adana ve çevresinde Büyük Ermenistan hayali dolayısıyla altın çiziyorum bir nüfus temizliğine giriştikleri, Müslüman halka karşı bir nüfus temizliğine giriştikleri ve planlı ve bilinçli olarak Müslüman halkı kılıçtan geçirdikleri bu belgelerde ve Sovyet tarihçilerin eserlerine yansımaktadır. Ve bütün bu kılıçtan geçirmede yine İtilaf Devletleri'nin ve Çarlık Rusya'sının tamamen yönetiminde ve idaresinde olmuştur. Bir noktaya daha değinmek istiyorum bununla bağlantılı olarak. Sovyet Ermeni tarihçisi Boryan 1929 yılında yazdığı bir eserinde, kendisi de Ermenidir, taşnakların taşnak belgelerine dayanarak taşnakların Rus çarlığından aldığı paralarla nasıl örgütlendiklerini, Türkiye'de, Anadolu'da nasıl örgütlendiklerini ve kendilerine biçtikleri görevi şu olduğunu altını çizmektedir Boryan. Cephe gerisinde Türkiye'nin, cephe gerisinde Türk Ermenilerinin ayaklanması ve Transkafkasya'daki Ermenilerin de bir koçbaşı olarak Türk ordularına karşı savaşması, iki tane görev biçmişlerdir kendilerine. Bunları kendi kongre konuşmalarında, kendi yazışmalarında yine söylemektedirler. Evet. Ve bu temelde Boryan ifade etmektedir. Demektedir ki 1915 yılında Van'da çıkan isyan işte bu görevin sonucudur. Evet Sayın Perinçek, ben burada size teşekkür etmek istiyorum. Evet. Ümit ederim daha sonraki günlerde Marksizm, Leninizm Enstitüsü Merkez Partisi arşivinde yaptığınız bu çalışmaları burada daha detaylı bir şekilde irdeleyebilme imkanımız olur. Ben bir kez daha size teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet. Şimdi ben burada müsaadeniz olursa, tabii, çünkü buyurun. Önemli bir nokta var. Hocam izninizle onu kaçırmamamız gerekiyor. Biz demin Ermenilerin Doğu Anadolu'da ve Kafkasya'da yapmış olduğu, Güney Kafkasya'da katliamları konuştuk. Evet, bu arada, burada katliamlar yapıyorlar. Bu arada dün 31 Mart'tı. 31 Mart 1918 senesinde Ermeniler Bakü'de daha önce 20. yüzyılda vahşeti hiç görünmemiş olan bir vahşeti yaptılar. Bir tek Bakü'de bir gecede 17 bin fazla Müslümanı katlettiler. Ve 1990 sonrasında Azerbaycan Cumhuriyeti parlamentosunun almış olduğu bir kararla Milli Matem Günü ilan edildi 31 Mart. Fakat ne hikmettirse AGİT'e üye olan Azerbaycan Milli Matem Günü
günü ilə ilgili Avropa devletleri kesinlikle bir satır da olsa belə basınlarında buna yer vermiyorlar. Oysa 1915 senesi 1918 senesinden daha önceki bir tarihtir. 1918 senesinde yapılmış olan bu katliama ve aşikar bir şekilde katliamdır. Belgeleri de mevcuttur. Göz yuman, onunla ilgili herhangi bir şey duymak istemeyen Avropa basını bugün görüyoruz ki Batı dünyası sözde Ermeni soykırımı ile ilgili adeta işbirliği yaparak çok ciddi bir şekilde koro halinde Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı farklı şekilde işte baskı uygulamaktadır. Bunu da ben sayın izleyicilerimize bildirmeyi kendime bir görev edindim. Bunu söylemek istedim. Bunun dışında sizin demin sormuş olduğunuz soruya cevap olarak ben hocamızın da söylediklerine ek olarak hocam o dönemde Anadolu durum o kadar vahim ki sizin söylemiş olduğunuz şimdi, Kazım Karabekir Paşa'nın karşılaştığı sadece rakam vermek istiyorum ve Rus albayından rakam evet. vermek istiyorum. Bir cümleyle o dönemde 1. Cihan Savaşı'nda Rus uyruğundaki Ermenilerle beraber Anadolu'da yaşayan 8 bin Ermeni silahlı bu gruba katılıyor. Genel olarak Ermenilerin sayısı Doğu Anadolu'da 20-25 bin gibi bir rakamdı. Rus askeri birlikler içerisinde. Artık durumun vehametini biz kendimiz düşünelim. Evet. Şimdi az önce şimdi, Aygün Hanım evet, şunun altını çizdi. Şimdi onu geleceğim. Bu evet. Sevgili genç Mehmet Perinçek Bey'in verdiği bilgiler var. O kadar da Bolşevik dostlarımız masum değildir orada. Atatürk ilk Moskova heyetini Bekir Sami Bey başkanlığında gönderir Dışişleri Bakanlığında. Ve görüşmeler yapılır dostçadır. Lenin'e daha önce mektuplar yazmıştır Atatürk. Karşılıklı cevaplar gelmiştir. Ama orada Çiçer'in önderliğinde heyetle müzakere edilir ve orada Siirt bölgesi, Siirt ve Bitlis bölgelerinin Ermenilere verilmesi istenir. Evet. Daha milli mücadele yıllarında olur. Van da var. Ve hocam. arkasından doğru Van da vardır. Türk orduları Anadolu'da başarılı olarak görünmeye başlar. Ve Atatürk bunun üzerine yakın arkadaşı Ali Fuat Paşa'yı gönderir Moskova'ya. Ve orada gerçekten iyi bir müzakereyle bir sulh anlaşması yapılır. Şimdi dönelim şeye. Doğru, bir yerde Sovyetlerin bir kadir şinaslığı olmuştur. Lozan'da meseleler görüşülürken Türk tarafına destek verdiler. Bırakın dediler, şimdi Ermeni yetkilileri, Fransızların, Amerikalıların, diğerlerinin tesiriyle Türkiye'den pay koparmaya çalışırken bırakın o dışarı giden tehcir dolayısıyla gitmek durumunda kalan Ermenileri biz Sovyet Ermenistan'a alırız, Sovyetler Birliği'ne. Bu jesti yapmışlardır. Ama biraz sonra geleceğiz. Bu Asala terörünü, efendim soykırım anıtını yaptıran ve bütün bunları hazırlayan da yine Sovyet dostlarımızdır. Çok doğrudur. Bunun dışında hocam Zengezur'u alan, şimdi, Karabağ'ı özerk cumhuriyet haline getiren. Bunun da şimdi bir şu husus vardır. Türkiye NATO'ya girince vay sen siz bize düşmanlık yapıyorsunuz diye Hruşçev, ki o dönemin mülayim bir Sovyet şefidir, gelip Erivan'da soykırım anıtını diker. Evet. Ve Mikoyan vardır, Ermeni asıllı Rus Sovyet yetkilisi. O parlamento başkanı. Parlamentoda soykırımla ilgili iddiaları şey yapar. Ha, bir de Sovyet dostlarımız bununla yetinmezler. Beyrut'ta hazırlanan esas bu Asala teşkilatına eğitimi veren, onların ayaklanmasını organize eden de bu dostlarımızdır. Evet. İş bununla da bitmez. Ermeni terör örgütü, diplomatlarımıza kahpece öldüren Ermeni terör örgütünü, PKK'yı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü de eğiten Sovyet dostlarımızdır.
Bunları bilerek konuyu şey yapalım. Evet. Burada yalnız müsaadenizle bir saniyelik bir şey eklemek zorundayım. Bir saniye. Bir saniye. Evet. Kocalı soykırımını 1992 senesinde dünyanın gözü önünde 20. yüzyılın son çeyreğinde Kocalı'da masum halkı 366. Rus askeri divizyonunun yardımıyla Ermeniler katliama uğradı. Evet, Ermenilerin yaptığı bir cümle ilave edeyim o şekilde sevgili yönetmenimiz kapatsın konu şeyi programı. Azerbaycan'da bir facia yaşanıyor. Evet. 1 milyona yakın vatanından zorla sürülmüş insan duruyor. Hocalı katliamı ayrıca. Evet. Dünya buna seyirci kalmaz. Bununla bilinmesi lazım. Evet. Ve bunu da özür dilerim Ermeni'nin yaptığı bu işgali destekleyen de Sovyet dostlarımızdı. Evet. Ermenilerin yaptığı zulümler, katliamlar, soykırım girişimleri burada saymakla bitmeyecek gibi. Ve aynı zamanda dünyanın vurdum duymazlığı, görmezden gelmesi de ayrı bir konu tabii. Bu arada büyük güçlerin Ermeni halkını emperyalist çıkarları doğrultusunda kullandıklarını itiraf eden Taşnakçı Ermeniler de var. Her ne kadar dünya bazı şeyleri görmezden gelse de. Taşnak Komitesi'nin önde gelenlerinden biri olan Ohannes Kaçaznuni, Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra Taşnak Kongresi'nde yaptığı konuşmada büyük güçlerin kendilerini kullandığını açıkça ifade etmekte ve şöyle demekte. Biz onlara kendi arzumuzla hizmet ettik, sürüklendik, gerçekte ise onların amaçları için çalışmış olduk. Evet değerli izleyiciler, bu cümlenin altını oldukça kalın bir şekilde çizmek gerek. Bunları da Ermenilerin bir kez daha görmesi ve hatırlaması gerekiyor. Hoşça kalın.